Ahmet Kaya'nın Kendine İyi Bak eserine çalışıyoruz bu dersimizde. Eserin akorlarına bakacağız. Ritimle, arpejle ayrı ayrı anlatacağım. Ardından solosunu göstereceğim. Notalı, tablı, ayrıntılı bir şekilde çalışacağız arkadaşlar. Hemen akorlara bakalım öncelikle. Dm akoru var, re minör akoru. Am, la minör, mi majör, e akoru ve g akoru, sol majör. Sol majör akorunu 2-3-4 parmaklarınızı tutmakla zorlanıyorsanız 1-2-4 veya 1-2-3 parmaklarıyla çalışabilirsiniz. Ritme bakalım önce. Folk ritmini kullanacağız. Birçok eserde kullanılan bir ritim. İn, in, çık, çık, in, çık. İn, in, çık, çık, in, çık. İn, in, çık, çık, in, çık. Birçok esere giden bir ritim zaten. Bu eserde de kullanılabilir. Ritmi bilmeyenler kısa bir egzersiz yaptıktan sonra rahatlıkla çalabilirsiniz. Akorlara bakalım. Re minör ile giriyor eser. Her akoru bir defa çalacağız. Hatta küçük bir egzersiz yapalım. Re minör, la minör, mi majör, la minör. Bunu birkaç tekrar yapın. Ardından re minör tekrar gelirsek, la minör ve sol majör. La minöre geri döndük. Bu iki yürüyüşü ayrı ayrı çalışırsanız eseri bir başlangıç etüdü egzersiz olarak çok faydalı olacaktır geçişlerde zorlananlar için. Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, hep böyle böyle gider mi? Her akoru bir defa çaldım. Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Nerede geçirme dikkat edin. Bir bebek özleminde seni aramak var ya, hep böyle böyle gider mi? Burada tekrarımız var. Bir bebek özleminde seni aramak. Hep böyle böyle gider mi? Devam edersek her akoru bir defa çalıyorum. Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri gövdeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, hep böyle böyle gider mi? Bu cümlede tekrar. Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, hep böyle böyle gider mi? Nakara da geçersek. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Ritimle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim arpeji nasıl çalışacağımıza. P iğmeyi, A iğmeyi arpejini kullanacağım. Arpej konusu önemli arkadaşlar. P parmağı üstteki 3 telde değişken. Akora göre farklı tellerden başlıyor ama iğme, A parmaklarının yeri sabitti bilmeyenler için. İ 3. tel, M 2. tel, A en alt tele vuruyordu. Şimdi en üst telden başlarsak eğer P, İ, M, İ. Dikkat edin. 6, 3, 2, 3. telleri vurdum. A en alt teli vurdu. Tekrar 3, 2, 3. Tel sayısına göre 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Parmaklara göre B, İ, M, İ, A, İ, M, İ. Bilmeyenler kısa bir süre bunu tekrar etsin. Alıştıktan sonra akorlara göre çalışmaya başlasın. Şimdi re minörde P parmağımız 4. telden başlayacak. P, İ, M, İ, A, İ, M, İ yaptık. La minörde 5. telden başlıyoruz. P, İ, M, İ, A, İ, M, İ. Mi majörde 6. tel. P, İ, M, İ, A, İ, M, İ. Ve
sol majör geldiğinde yine 6. telden başlayacağız. P, E, İ, A, İ, M, İ. Her akoru bir defa çalarak ilerleyeceğiz. Hemen sözlerle bakalım. Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Re minör, La minör, Mi majör, La minör. Nakarata geçiyorum. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bul. Kendine iyi bak, beni düşünme. Hey, hey, ay, hey, 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 ay, hey. Şeklinde de eser arpejle baştan sona çalınabilir arkadaşlar. Ritimle veya arpejle çalışmak size kalmış. Geçelim eserin solosuna. Önce introsunu göstereceğim, eserin girişini, ardından sözlere denk gelen kısma bakalım. Re notasıyla girilmiş 2. tel 3. perde. Re, re, do, si, do, re, mi. Dikkat edin uzunluklara. Re, re, do, si, do, re, mi. Do, re, do, si, la, si, do. Burası önemli. Do, re, do, si. Do, re, do, si. Re'yi kısa tutuyorum bakın. Do'yu uzatıyorum. Do, re, do, si. Devamında da eşit ölçüler var. Do, do, re, do, si, la, si, do. Do, re, do, si, do, re, do, si, do, re, do, si, la, si, do. Yine benzer. Si, do, si, la, si, ikinci tel, boş tel. Si, do, si, la, sol diyez, üçüncü tel, birinci perde, sol, ler diyez. Sol, la, si, do, la, la, si, do. Burada birer saniyelik, birer vuruş notalar var. Si, do, si, la, sol, la, si, do, la, la. Birinci dolap, si, do yaptık. Tekrara dönüyoruz en baştan. Re, re, do, si, do, re, mi, do, re, do, si, la, si, do. Si, do, si, la, sol, la, si, do, la. İkinci dolapla devam ettim. Dolaplara dikkat edin arkadaşlar. Çünkü birinci tekrarın sonu ile ikinci tekrarın sonu farklı bitiyor ve dolap işaretlerini göre ilerliyoruz. Birinci tekrarın sonuna birinci dolabı çalıyoruz. İkinci tekrarın sonunda ise birinci dolabın yerine ikinci dolabı çalarak devam ediyoruz. Tekrar baştan gelirsek ikisini birleştirerek. Re, re, do, si, do, re, mi, do, re, do, si, la, si, do. Si, do, si, la, sol, la, si, do, la, la, si, do. Re, re, do, si, do, re, mi, do, re, do, si, la, si, do. Si, do, si, la, sol, la, si, do, la. İkinci dolap, dört sayıyoruz. Yan yana geçen kısmına bakalım. Re, re, do, si, do, re, si. Tekrar edelim. Re, re, do, si, do, re, si. Devamındaki uzunluk önemli. Do, do, do. Ankara gibi düşünebilirsiniz. Ankara, Ankara. Do, 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 re. Ankara. İzmir dersek devamına da. Ankara, İzmir. Do, 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 re. Ankara, İzmir. Do, 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 re, do, si, la. Do, 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 re, do, si, la. Devamında ise re, 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 do. Karaman, İzmir aslında kalıp olarak düşünürsek. Re, 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 Karaman, İzmir. İzmir'in ilk hecesi bağlı olarak uzuyor. Karamaniz, yani Karaman, İzmir. Mir'de çalıyoruz. Karaman, İzmir. Dikkat edin. Re, 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 do, si, do, re, si. Son defa tekrar yapalım. Re, 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 do, si, do, re, si, do. La, la, si, si, do, do. Burayı da dikkat edin. Do uzun. La, la, si, si, do, do. Re, re, do, si, do, re, mi. Bir bebek özleminde. Re,
dikkat. Do, re, do, si, la, si, do yaptık. Devamı. Si, do, si, la, sol diyez. Önemli, dikkat edin. Sol diyez, la, si, do. Tekrar yapıyorum bu kısmı. Si, do, si, la, sol, la, si, do, la, 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 si, si, do, do. Yine birinci dolabı yaptım. Tekrara dönüyorum. Re, re, do, si, do, re, mi, do, re, do, si, la, si, do, si, do, si, la, sol, la, si, do, la. İkinci dolap, dört sayıyoruz. Şu an hızlı bir şekilde anlatıp geçiyorum. Yani çalamıyorsanız gayet normal çünkü bu hızda çalabilmek çok zor. Ben hızlıca nasıl çalacağınızı gösterip ilerlemeye çalışıyorum. Siz takıldığınız bölümleri daha ayrıntılı, daha detaylı çalışıp ardından videoyu ilerletirseniz daha faydalı olacaksın adınıza. Devam edersek nakarat kısmı, kendine iyi bak. Re, re, do, si, do, re. Re'de kaldım, önemli. Tekrar yapıyorum. Re, re, do, si, do, re. Do, do, si. Burası önemli. Do, do, si. İkinci do uzun. Do, do, si. Terazi dermiş gibi. Terazi. Te, do, si. Do, do, si, la, si, do. Tekrar son kez yapalım. Bir öncesinden. Re, re, do, si, do, re. Do, do, si, la, si, do. Devam edersek. Si, do, si, la, sol, diyez. La, si, do, la, la, si, do. Tekrar yapıyorum burayı. Si, do, si, la, sol, la, si, do, la, la, si, do. Yine birinci dolabı çaldım. Dönüyorum tekrara. Re, re, do, si, do, re. Do, do, si, la, si, do. Si, do, si, la, sol, la, si, do. İkinci dolap, la. Eserin sol üstü bu şekildeydi arkadaşlar. Tab'dan zaten nota yerlerine bakarsınız. Ben nota isimleriyle daha fazla anlattım. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.